Sınavdan önce midem ağrıyor, elim titiyor, ne yapmalıyım? Olumsuz stresin bütün belirtileri, el terlemesi, mide ağrısı, boyun bölgesinde olan kasılmalar. E tabi olumsuz stres lafını duyunca da eyvah yandık diye düşünüyorsunuz. Ama sevgili öğrenciler ve değerli aileler bu sözlerimi lütfen hiç unutmayın. Biz on binlerce öğrenci üzerinde bir çalışma yaptık. Bakın ve öğrencilerin sınavdan önceki günlerde bir gün önce iki gün önce sınav sabahı sınav başlamadan önceki dakikalarda mide ağrısı boyun bölgesindeki kasılmalar ve eldeki terlemelerin sınav başladıktan 3 dakika sonra en geç 5 dakika içerisinde kesinlikle kesinlikle kesinlikle, kesinlikle geçtiğini gördük ve böyle bir sonuca ulaştık. Onun için ben sınavdan önce elim terliyor, midem ağrıyor. Eyvah, kötü stresin pençesine düştüm. Nerelere gideyim, kimlere başvurayım demenize gerek yok. Bakın, rehber öğretmenlerinize, bizlere yani bu programa dahi dinlemek anlamında başvurduğunuz anda zaten bu problem çözülmüş oluyor. Aldırmayın, sınavda geçer. Bunu demek istiyorum sınav anında olumlu düşünmemiz söyleniyor. Sizce nasıl olumlu düşünebilirim? Ya müthiş bir soru. Ya müthiş bir soru. Neden? Şimdi olumlu düşüncenin tanımıyla sınavın tanımını birleştirmeden siz burada doğru bir çözüm öneremezsiniz. Bakın bunu buna dikkat edin. Şimdi olumlu düşünce yapmakta olduğunuz işi başaracağınıza ilişkin somut verilere ulaşmakla oluşur. Peki yapmakta olduğunuz iş ne sevgili öğrenciler? Sınav. Peki sınavı başaracağınıza ilişkin olumlu düşünce nasıl oluşur? Soruları doğru yanıtlamakla oluşur. Peki soruları doğru cevaplamak nasıl olacak sınavın ilk dakikalarında? Bakın iki haftadır söylediğimiz gibi en çok bildiğiniz sorulardan başlayın. Yavaş olun. Ve siz bizzat bir iki tane soru çözdüğünüzde zaten başaracağınızı görürsünüz. Sınavda işlem ve okuma hatası yapmamak için neler yapmalıyız? Harika. Özellikle en basit işlemleri dahi yazarak yapın sevgili öğrenciler. Gözden yardım alın. Çünkü hafızadan yaptığınızda örneğin 2 çarpı 3 eşittir 5 dediğinizde 5 dediğinizin farkına varamayabilirsiniz. Ama bunu 2 çarpı 3 5 diye yazdığınızda bir de gözden yardım aldığınız için yok canım olur mu öyle şey bu 6 dersiniz yazarak. Okuma hataları içinse o son kelimeyi özellikle o yanlış okuyorsunuz. Seçeneklerin sonra yatay olarak yazın hangisidir değildir gibi A'yı okuduğunuzda hangisidir, B'yi okuduğunuzda hangisidir görerek böylece gözden yardım alma oranınızı arttırmış olacaksınız. Sınavda bir testi bitirince diğerine geçmeden önce ne yapmamızı önerirsiniz? Harika. Öncelikle ne yapacaksınız? Sevgili öğrenciler, bellek izinin silinmesini örneğin Matematik testini çözdünüz ki zorlayıcı problem çözme ile yapılabilen bir testtir bu zaten. Onu çözdünüz. Beyninizde bellek izleri oluştu mu? Aklınız sürekli olarak o matematiği çalışırken birdenbire eş zamanlı ve bitişik bir zamanlı şeklinde Türkçe'ye geçtiğinizi varsayalım. Ya da fene. Ne yaparsınız? Beyniniz hala matematikle meşgulken... Orada bir iki soruda çok zorlanırsınız. Bir iki soruda zorlanmak ne anlama gelir? Ben bu testi yapamayacağım anlamına gelir. Sınav anında optik formunda cevapları kaydırmamak için ne yapmalıyız? Ara kontrol yapmalısınız. Yani ne demek bu? İşte 6. soruyu A yapmıştım A mı? 7. soruyu C yapmıştım C mi? Ama bunu sevgili öğrenciler her 10 dakikada bir ya da her 20 soruda bir yaptığınızda ara kontrolü kaydırma psikolojisinden çıkarsınız. Kaydırma psikolojisi geriye dönük olarak e, kesinlikle sizin dikkatinizi azaltır. Kaydırdım mı diye düşünerek soruyu çözmek sizi zora sokacaktır ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla